Özcan Pehlivanoğlu'na dönüyorum tekrar ve hocam şimdi de Bandırma Spor maçını soracağım. 45 artı 2'de Bolazzi'nin golüyle deplasmanda öne geçen Rize Spor kendisi için çok önemli olan 3 puanı alamadı Bandırma deplasmanından. Bandırma Spor da beraberliği yakaladı 67'de Dembele'yle ama bu sonuç ikisine de yaramadı. Öyle gibi düşündük biz Özcan Purda ile yaptığımız programda. Bilmiyorum katılır mısın değerli hocam? Ya şimdi bu maçın da bir beraberlik maçı olabileceğini söylemiştik. Bundan önceki oynadıkları maçlara bakarak bunu söyledik. Yani normal bir sonuç. Çünkü Bandırma takımı sorunlar yaşıyor. Bu açık belli yani. Çaykur Rize'de bir türlü yani bu takımla istediği sonuçları alamıyor ne hikmetse. Tabii Bandırma sahasının da kendine göre dezavantajları var. Bu dezavantajlar hem ev sahibi takım için geçerli hem de rakip takım için geçerli. Orada motive olmak bir yani takımın motive olması, aklını futbola vermesi, kendini sahaya vermesi biraz sahanın teknik şartları açısından zor oluyor. Maçtan sonra Mustafa Gürsel'i biraz sinirli gördüm. Çünkü taraftar tepki gösteriyor. Yani şimdi kardeşim şu Özcan Pelivanoğlu'nun dediğine 2 sene önce gelseniz tamam mı? Bugün çok farklı mesafeler kat ederdik. Ama 2 sene sonra geliyorsunuz. Tribünler şimdi aleyhe döndü yani. Neden? İstedikleri oyun oynanamıyor. Bir de enteresan bir şey. Gidin kendinize kulüp arayın denilen 4 futbolcudan bir tanesi olan Okan Alkan bu hafta ilk 11'de top oynuyor yani. Ben zaten o futbolcuların kadro dışı kalmalarına yani böyle gidin kendinize kulüp... Evet hocam. Çok enteresan. Evet, kulüp bulun demelerine zamansız bir şey olduğunu söyledim yani. Evet, bırakabilirsin futbolcuyu, sonlandırabilirsin ilişkiyi ama zamansız. Zamanında yapacaksın bu tür şeyleri. Sahaya bakıyorsunuz yani şimdi Bandırma Spor kanatlardan top getiremiyor. Yani Dembele'ye gelen bir top var, onu gol yaptı. Bir hafta önce de Dembele'ye gelen kanattan bir top vardı, onu da gol yaptı Dembele. Şimdi sağ ve sol kanatları çalışmıyor Bandırma Spor'un yeteri kadar. Bandırma Spor'un bir de fizik gücü yüksek değil enteresan bir şekilde. Yani takım bir çöküş yaşadı 5-6 haftadır. Buna da teknik adamın çare bulması lazım. Yani bunu öngörüyor olması lazım. Ya rotasyona gitmesi lazım ya farklı antrenman metotları denemesi lazım. Sahada farklı taktikler uygulaması lazım. Şimdi bu ligi izleyenler 3 aşağı 5 yukarı Bandırma Spor'un hangi oyuncularla sahaya çıkacağını, ne şekilde oyun oynayacağını, defansının ne kadar ağır olduğunu, kanatların yani savunma kanatlarının da iyi çalışmadığını herkes biliyor yani. O orta sahada kaptanlık da verdiler bu sene şimdi. Mulumba mıydı adı? Mulumba. Onda da bu sene inanılmaz bir düşüş var. Şeyi arıyorlar, Kenny'yi arıyorlar. Kenny tipi bir futbolcuları da yok bu sene. Bu santrofor yani ellerinde oyuncu var aslında bu santrofor konusunu çözemediler yani anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi 2 haftadır gol atan oyuncu Dembele geçen sene Kenny'yi hatırlatan tarzda bir oyuncu. Ama ya sen şimdi kanatları çalıştırıp işte devamlı surette bir takımın üstüne yükleneceksen çünkü şampiyonluğa oynayan takım ki Bandırma Spor'un öyle bir hedefi var. Rakibinin üstüne yüklenmesi lazım. Baskı yapması lazım. O zaman da pivot bir santrofora ihtiyacım var. Yani defansı, karşı rakibin defansını dağıtan, meşgul eden, işte gol pozisyonları yakalayan veya o kendi zorlayınca asist yapan yani yanındaki oyuncu asist yapan bir santrofor tipine ihtiyacı var. Bir türlü onu da oturtamadı. Yani baktığımızda. Mesela Dembele ileride bir kanat oyuncusu olarak da oynayabilir. Süratli bir oyuncu. Rakibi eksiltiyor. Gol vuruşları da var. 2 haftadır görüyoruz. Birer tane gol attı her 2 haftada. Hem deplasmanda hem içeride. Ama tabii yani Bandırma Spor bu kadrosunda bir türlü havaya giremiyor yani. Geçen sene playoff final oynamalarına rağmen yani bir türlü havası yok Bandırma Spor'un yani. Kim diyebilir ki ana ya bu Bandırma Spor bu kadroya rağmen kardeşim havaya girdi diyemiyoruz işte ve onun için de kendisi aslında böyle bir beraberlik alması normal karşılıyor. Hocam taraftar sayısı ve coşkusunda bir düşüş hissettin mi sen?
Tabii var ya. Yani. Şu var. Evet. Tabii hani biz konuşuyoruz ya, bizim programda hep başarısızlık yüzünden hemen taraftar kaçıveriyor tribünden, evet, diye. Evet. Bu Bandırma Spor'un da başına gelen bir şey. Normal bir şey. Şimdi sen de Bandırma'yı iyi biliyorsun şehir olarak. Bandırma Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi. Yani ilçe ama liman kenti, turistik bir kent. Yani insanlar futbol maçına gitmeseler de başka yerlerde vakitlerini geçirebilecek ortamlar çok Bandırma ve çevresinde yani. O yüzden sen ancak başarıyla veya bir havaya girmekle, yani bu başarı bazen küvede kalmak da başarıdır. Şampiyon olmak da başarıdır. Ligi orta sıralarda bitirmek de başarıdır. Yani izafi bir kavram bu. Ama o zaman seyircin tribünlere gelir ve tribünlerde sana gereken desteği verir. Şimdi Bandırma'da ya iki senedir seyirci bir şey olacak diye bekliyor. Bu da çok uzun bir süre yani. Bıkar yani adam iki senedir. Tabii, hep istim üzerinde ha olacak ha olacak. Olmaz kardeşim, olmayacağını da söyledik. Onun için Bandırma açısından bu sonuç normal. Çaykur Rizespor açısından bakarsak bu sonuç başarısızlık. Yani Çaykur Rize bu takımıyla bu beraberliğe sevinmemeli. Aksine niye biz 2 puanı kaybettik Bandırma'da, yani 3 puan alamadık da 1 puanla döndük diye düşünmeli. Yani bu oyunculara rağmen, yani Çaykur Rizespor'un elindeki bu oyunculara rağmen bir futbolsuzluk var Çaykur Rize'de. Mücadele gücü noksanlığı var. Yani daha insan bu futbolcuların kariyerlerini biliyoruz ya, yani daha farklı bir oyun bekliyorsunuz ve netice almasını bekliyorsunuz. Bunu başaramıyor. Yani Bülent Korkmaz olmasa bu takım buralarda da olmazdı. Ama belki Bülent Korkmaz'la böyle tek tek puan toplayarak içeride, şimdi sıra takımları var. Hani benim yıllardır kullandığım vasat tabiri var ya. Şimdi bu ligin vasat takımlarıyla Çaykur Rize içeride oynadığı zaman onları artık yenmek zorunda. Yani onları yenecek. Bandırma gibi takımlardan tek tek puan toplayacak. Ligin ilk yedisine kalmaya çalışacak. Hocam veya, bu senin yaptığın hesap ilk ikiyi getirmez yalnız. Getirmez tabii. Ben ilk iki için söylemiyorum zaten. Ben yedi için söylüyorum. Yedi yani. Olabilir. Yediye kalmaya çalışacak diye söylüyorum. Ama eğer bu görüntüyü değiştirirse Rizespor, bence yani ligden ikinci takım olmaya aday takımlardan bir tanesidir hala. Yani baktığımızda hala aday takımlardan bir tanesidir. Ama bu futbolla, bu mücadeleyle, bu teknik taktik anlayışla Çaykur Rize'nin de gideceği bir yer yok diye söylüyorum. Ama oyuncuların bir, yani bireysel kariyerlerine bakınca ya, bu takım diyorsun ki daha üst bir futbol oynamalı, daha üst seviyede bir mücadele vermeli diyorsun. Ama onu göremiyoruz Çaykur Rize'de. Peki Özcan Purdi'ye bir spekülatif soru sorayım şimdi ben. Şimdi bu karşılaşma berabere bitti. Taraflardan birisi yenilseydi hocası herhalde sallanırdı. Yani öyle bir karşılaşmaydı bu. İki hoca da paçayı bu haftalık yırttı desek biraz şey olur mu? Spekülatif bir soru olur mu? Hocam birisi yenilseydi zaten otomatikman öbürü yenmiş olacaktı. Yenilen takımın hocası zor günler yaşayacaktı. Ama bence Rize Spor, Özcan hocamın yaptığı hesap üzerinden gidersek, bence ilk hedefi önce ilk iki değil ilk yedi. Yani bu hesaba göre. O açıdan bu hedefi de tahmin ediyorum Bülent Hoca ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Bana göre yanlış. Kadro kalitesini göz önüne aldığım için söylüyorum. Ya, bu ilk yedi hesabı üzerinden yaptığın zaman Bülent Hoca yenilseydi bir şey olmazdı. Ama Bandırma Spor'un mağlubiyeti halinde Mustafa Hoca için belki bir yuvarlak masa toplanabilirdi. Ama tabii bunlar yönetimlerin işleri. İki senedir, tabii 2-3 senedir hep tartışılan bir teknik direktör Mustafa Hoca. Bu seneye de öbür senelerine nazaran daha da kötü başladı. Bir bir eriyen bir Bandırma Spor'u görüyoruz. Yani haftalardır galibiyete hasret bir Bandırma Spor. Ne kadar toparlayabilir? Orası bir soru işareti. Toparlayamazsa da Mustafa Hoca'nın Bandırma'daki ömrü fazla uzun olmaz.